Herkese merhaba. Ben Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden Pınar Karabacak. Öncelikle Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sizlere kısa bir bilgi verdikten sonra yine kısa bir söyleşi huzurlarınıza sunacağız. Teşekkür ediyorum. 2002 yılında ilk kez kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın etkisi hem Avrupa'da hem de tüm dünyada giderek artmıştır. Katılımcı belediyeler hareketlilik yönetimi, erişilebilirlik ve yeni veya iyileştirilmiş bisiklet altyapısı tesislerine odaklanan projeler gerçekleştirmiştir. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın ulusal koordinasyon görevini Türkiye Belediyeler Birliği yürütmektedir. Avrupa Hareketlilik Haftası her yıl bir tema ekseninde kutlanmaktadır. Geçen yılda katılmış olduğumuz 2019 yılının teması güvenli yürüyüş ve bisiklet iken bu yılın teması herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik olarak belirlenmiştir. Hafta süresince belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşlarına ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Belediyemiz bisikletli ve yaya ulaşımını teşvik etmek amacıyla 27 kilometre bisiklet yolu planlaması ve uygulaması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Çanakkale Bisiklet Platformu paylaşım sistemi ÇABİS ile kentin her noktasından bisiklet kiralayıp ulaşımı gerçekleştirmek mümkündür. Ulaşımda alternatif çözüm olarak bisiklet ile ve yaya ulaşımının ayrıca ileriki günlerdeki söyleşilerde de bahsedileceği üzere kişi sağlığı, çevre sağlığı, psikoloji üzerine etkileri de çok büyüktür. Bu yıl belediyemizde hafta boyunca birçok etkinlik planlanmıştır. Planlama aşamasında pandemi süreci sebebiyle etkinliklerimizi çevrim içi olarak hazırlamış bulunmaktayız. Bugün her yere bisikletli ulaşım söyleşimizde konuğumuz Çanakkale'nin en geniş bisiklet platformlarından biri olan Çanakkale Bisiklet Platformu üyelerinden Doğancan Çetin'dir. Merhaba Doğancan. Merhabalar. Şimdi sana kısa sorularım var. Cevaplarsan tabii ki. Tabii ki. Çanakkale Bisiklet Platformu ne zaman, nerede ve hangi amaçla kurulmuştur? Bunu cevaplamadan önce ilk önce kendimi tanıtayım, hem de bu haftayla ilgili ufak bir bilgi vereyim. Doğancan Çetin, 29 yaşındayım, Çanakkale'liyim. Çanakkale Bisiklet Platformu gönüllüsüyüm. Aslında bizde bir üyelik yok, bir gönüllülük sistemimiz var bizim. Biz bir dernek değiliz, bir platformuz. 2016 yılının Ekim ayından beri de Çanakkale'de bisiklet üzerine çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Amacımız sadece tabii ki tur yapmak değil, Çanakkale'de bu kültürü oluşturmak. Bütün herkes için güvenli yollar aslında tahsis ediliyor olmasını sağlamak gibi böyle temel mantalite ve ekstrada da bir sosyalleşme mantığıyla hareket ediyoruz. Uzun süredir de bu çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Soruyu aslında bir daha baştan alabilirsem çok daha iyi olur benim için. Platformunuz ne zaman, nerede ve ne amaçla kuruldu? Çanakkale Bisiklet Platformu normalde 2016 yılının Haziran ayı civarına dayanıyor. Ama tam bu temellerin atıldığı, gerçekten de isminin olgunlaştığı dönem 17 Ekim 2016 tarihi olarak geçiyor. Bunun sebebi de aslında ufak, bu herkese aslında ders olabilecek nitelikte. Yaşadığım bir diş sakatlığı sonrasında tanıştığım arkadaşların aracılığıyla, diğer kişilerle de tanışarak bisiklet aslında kullanımıyla tanıştım. Hepimiz küçükken kullanmışızdır, hala da kullanıyoruz tabii ki ama herkesin büyük bir geçmişi var bununla ilgili. Tanıştıktan sonra da niye bununla ilgili çalışmalar yapılmıyor? Çünkü onların her iki cümlesinden bir tanesi işte araçlarla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yolda önümüzü kesiyorlar, sıkıştırıyorlar, kapıları dikkatsiz açıyorlar. Ben de demiştim o zaman, aynı zamanda Çanakkale Koza Gençlik Derneği'nin bir üyesiyim. Sivil toplumla 2010 yılında tanıştım. O zamandan beri de gördüğüm problemlere böyle parmak basmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince çözümlemeye çalışıyorum. Arkadaşlara dediğim şuydu, yani biz bisiklet üzerine bir çalışma yapalım. Bununla ilgili bir grup, platform, dernek, bir çatı altında hep birlikte toplanırsak sesimiz daha çok gür çıkar ve yaptırımlarımız ya da birlikteliğimiz bu anlamda daha iyi olur diye düşünerek de bir grup oluşturalım dedik. Sonra tabii ki tanıştıkça diğer arkadaşlarla, başkalarıyla tanışmaya başladık. Bu konuyu hem bisiklet sürücüleri, hem özel sektör, hem kamudaki diğer kişilerle birlikte tanıştıkça bizim alanımız iyice genişlemeye başladı. Sonra dedik ki ne yapalım? Yani nasıl bir şey olsun bu? Amacımız dedik ki hani siyasetten uzak duralım. Bizim amacımız sadece bisiklet olsun. Ücretsiz yapmamız gerekiyor yaptığımız her şeyi.
eğlenceli de yapmamız gerekiyor. Keyifli ve güvenli olması gerekiyor. Bunun dışında her türlü farkındalığa, yani farklılığa da saygılı olmamız gerekiyor düşünerek böyle belirlediğimiz ilkeleri de bu doğrultuda işte Çanakkale Bisiklet Platformu adı altında bir oluşuma imza attık. Platform koymamızın sebebi de aslında amacımız sadece yerelde bisiklet kültürünü oluşturuyor olmak, yaygınlaştırıyor olmaktan çok diğer bisiklet gruplarının da tek bir çatı altında hep birlikte olarak sesinin daha çok yükseltiyor olmasıydı. Yani amacımız sadece Çanakkale Bisiklet Platformu bir grup olarak kalmasın. Diğer grupların da sesi olsun. Tabii ki Çanakkale'de kalmadı sadece. Tüm Türkiye'de de bu tarz bir farkındalık çalışmasıyla birçok gruba da öncülük yapıp platform adı altında birçok ilde, ilçede, köyde, belde de işte şuranın platformu, buranın platformu diyerekten gruplar açıldı. Biz de buna ön ayak olduk. Hani ne yaparız, ne yapabiliriz, kimlerle görüşmemiz gerekiyor diye bize bilgi alışverişinde buldukları. Biz de elimizden geldiğince onlara gönüllü olarak bu bilgi akışını sağladık. Bu şekilde bir yapımız var. Amacımız bisiklet kültürünü yerleştirmek ve bunu ulaşımını yaygınlaştırıyor olmak. Böyle bir temamız var. Zaten Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında da işte geçen senenin güvenli yürüyüş ve bisiklet teması iken bu yılda herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik adı altında aslında bizim yaptığımız çalışmalarla bağdaşan bir teması var. Bu şekilde kısaca bir bilgi verebilirim. Zaten diğer sorularla da birlikte daha detaylı şekilde anlatmış olurum. Evet, diğer sorumuz da Çanakkale Bisiklet Platformu adı nereden geliyor? Onu açıkladım aslında az önce. İstiyorsan geçebiliriz. Evet. Olur, uygundur. Çanakkale Bisiklet Platformu arka planında nasıl bir ekip bulunuyor? Çanakkale Bisiklet Platformu'nun arkasında aslında çok büyük bir ekip bulunuyor. Biz kocaman bir aile olduk. Yani bu 1-2 kişiyle başlayıp da 10-15 kişilerle devam edip sonra yüzlerce, binlerce insana kavuşan bir yapı aslında. Tabii ki bu işi kolaylaştırmak, işleri hızlandırmak, birileriyle hızlı fikir alışverişinde bulunmak anlamında oluşturduğumuz bir kolaylaştırıcı ekibi adı altında bir ekibimiz var. Bu ekip aslında kısaca dediğim gibi çalışmaları hızlandırmak, hızlı bir şekilde aksiyon alabilmek adına oluşturduğumuz bir ekip. Tabii ki bunlar yeterliliklerini yani insanların neye göre belirlediğimiz herhangi bir kriterimiz yok açıkçası. Tek kriterimiz istekli ve olması, bisiklet sürüyor olması gibi aslında bir kriterimiz var. Bu şekilde oraya arkadaşlar dahil oluyorlar. Bir dikey hiyerarşimiz yok, yatay hiyerarşimiz var bizim. Bizde bir başkan, bir müdür, bir reis, buna benzer herhangi bir türevlerde kişiyi bulamazlar. Tabii ki liderler var. Bunlar doğuştan veya insanların belirlediği kişilerdir. Ben şu an ekranın başındayım. Beni izliyorlar. Ama benim yanımda veya arkamda bu tarz çok fazla arkadaşımız var. Genç arkadaşlarımız var. Benden kat kat yaş olarak büyük abilerimiz, ablalarımız var. Hiçbir işi tek başımıza yapmıyoruz. Hep birlikte kolektif bir yapıyla yapıyoruz aslında. Tamamen isteklilik ve içinden gelen bir yapıyla bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde bahsedebilirim. Tamam. Peki örnek olması için soruyorum bunu da. Kuruluş aşamasında nasıl bir yol izlediniz? Nasıl başladınız yani? Şöyle başladık. 2016'nın Haziran ayıydı. Ben bir diz ameliyatı oldum. Diz ameliyatı aldıktan sonra bisiklet araştırmasına çıkmıştım internette. Birçok sosyal medya araçlarında bunlarla ilgili gruplar var. Sonra bir arkadaşla tanıştım, Atalay. Buradan da ona selam olsun. Videoyu izleyecektir zaten. Sonra o bana bilgi verince fark ettiğimde Çanakkale'de yaşadığını gördüm. Burada üniversite okuyordu. Dedim ki ben böyle bisiklet almak istiyorum. Ne alacaksın? Şöyle böyle derken tanıştık. Sonra Buğra'yla tanıştık. Sonra diğer arkadaşlarla derken bayağı kalabalık bir ekiple tanışmış olduk. Sonra her akşam oturmaya başladık. Her akşam bunun üzerine tartışmaya, bunun üzerine kafa yormaya başladık. Beyin fırtınası yaptık, ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye. Sonra bu grupların, yani bu dediğim kişilerin dışında Çanakkale'de, üniversitede olsun, yerelde olsun farklı gruplar var. Bu farklı gruptaki arkadaşları da toplantılarımıza davet ederek aslında hep birlikte beyin fırtınası yapmaya başladık. Tabii ki buna çoğu gruptaki arkadaş sıcak baktı, çoğu soğuk baktı. Çoğu dedi böyle bir yapı olamaz, biz tek başımıza zaten böyle takılıyoruz. Bazısı dedi biz fazla insan olma gibi bir gayemiz yok. 3-5 kişi takılıyoruz zaten. Gelen geldi, gelmeyen gelmedi. Biz de o şekilde yolumuza devam ettik. Hiçbir zaman hani satmadan kriterlerimiz, düşüncelerimiz, fikirlerimiz neyse 2016'dan beri aynı. Hala devam ediyor. Amacımız aynı, fikrimiz aynı. Omuz omuza
Bisiklet sürdüğümüz arkadaşlarımız kez aynı şekilde, herkes aynı şekilde düşünüyor. Dediğim gibi bütün grupları toplayıp aslında onlardan da bilgiler, fikirler alarak bir aslında üst tabaka oluşturmak gibi bir gayemiz vardı. Tabii ki bu belli bir noktada oldu, belli bir noktada olmadı tabii ki ama platformun aslında o tanım kısmı, yani platform yapısının adının ismi oradan geliyor. Birçok grubu içinde barın. Altyapısından da bahsedelim. Nasıl? Anlayamadım. Sistem altyapısından da bahsedelim. Web üzerinden, internetten de bahsedelim. İnternet üzerindeki etkilerinizden. Ya amacımız insanlara her ne kadar yerelde biz bilgi aşılıyor olsak da güncel olarak teknoloji devrindeyiz. Sosyal medyayı herkes kullanıyor. Annelerimiz, babalarımız, teyzelerimiz, küçücük çocuklar bile sosyal medyayı kullanıyorlar. Ben de bu sosyal medya işinde bilgim var. Uzun yıllardır bu işle uğraşıyorum. Hem sivil toplumda hem özel sektörde. Ben de dedim ki yani bu iş sosyal medya, yani sadece sürmekle olmayacak. Sürdüğümüzde belki yolda 100 kişiyi göreceğiz ama sosyal medyada binlere ulaşacağız. O şekilde yaptığımız farkındalık çalışmaları, kampanyalar, görsel işte yarışmalar, tur bilgilendirmeleri olsun insanların hoşuna gitti. Bunları bu şekilde yaygınlaştırmış olduk. Tabii ki bu da insanların hoşuna gitti. Onların hoşuna giderken biz de keyif aldık tabii bu işi yaparken. Hiç gocunmadık, gücenmedik. Hoşumuza da gitti, eğlendik. Aynı zamanda sürdük. Bu şekilde insanları da bilgilendirerek insanları da bisikleti sevdirdik. Şu an zaten gözle görülen Çanakkale'de bir ciddi oranda bisiklet kullanımı da var. Bununla ilgili de tabii ki bahsedeceğiz. Bu şekilde bir yapımız var. Bu şekilde devam eder diye düşünüyorum, umuyorum. Tamam. Çanakkale Bisiklet Platformu olarak faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Tabii ki biz 2016'da ilk kurulduğumuz vakit yaklaşık 6 ay gibi bir süre sonrasında Çanakkale'de bu yıl pandemi dolayısıyla yapamadığımız ama ufak bir organizasyon yaptığımız Şehitlere Saygı Turu var. Şehitlere Saygı Sürüşü olarak geçiyor. Çanakkale Bisiklet Turu, Çanakkale Bisiklet Festivali böyle bir farklı isim silsilesinde devam etti aslında. Bu şekilde 6 ay sonra ilk kurulduğumuz aşamadan sonra biz ufak ufak turlar yaparken çok büyük bir turun altına aslında Çanakkale'de ev sahipliği yaptık. Tabii ki tek başımıza yapmadık ama buradaki firmalarda tanıdığımız, özel sektördeki tanıdığımız insanlar, diğer bisiklet gruplarındaki fikir alışverişinde bulunduğumuz abilerimiz, ablalarımız ya da kardeşlerimizle bu konu hakkında ne yapabiliriz hep bir fikir alışverişinde bulunarak aslında çözümledik. Tabii ki 6 ay içerisinde böyle bir organizasyonu yapıyor olmak, üstleniyor olmak, onu sürüş ekibinde dahil olup gönüllü çıkartıyor olmak birazcık güç. Tabii ki bu 2018-2019 ve bu yıl yapamadığımız organizasyon bizler için çok daha farklıydı. Oralarda binlerce insan dahil oldu. Hem cumartesi günü Tura etabı, hem karşıda pazar günü şehitlere saygı sürüşü kapsamında abideye sürüşümüz. Çok ciddi organizasyonlar. Ama bizim temel faaliyetlerimizin arasında perşembe ve pazar turları var. Aslında insanların sürekli bir arada olduğu, birlikte görüştüğü, fikir alışverişinde bulunduğumuz, gene oturduğumuz köylerde beyin fırtınaları yaptığımız, eğlendiğimiz, güldüğümüz, keyifli vakitler geçirdiğimiz Perşembe ve akşamları pazar gündüz turlarımız var. Ayda bir kez kamplı bir tur genelde yapıyoruz. Nisan-Ekim ayları arasında. Bunlar belirgin yerleri yok. Uygun gördüğümüz, uygun ücreti ödediğimiz ya da ödemek istemediğimiz yerlerde kamp yapmaya çalışıyoruz. Ve buraya giderken de bisikletle gidiyoruz. Tabii ki böyle bir zorunluluğumuz yok. Arabasıyla gelmek, motoruyla gelmek, bizlerle tanışmak isteyenlere de kapımız daima açık. Yani amacımız sadece bisikletle gitmek değil. Herkes tabii ki o yol çekip eşyalarıyla birlikte gitmesi mümkün olmuyor. Biz de bu şekilde herkesi davet ediyoruz. Kapımız herkese açık. Onun dışında Çanakkale Koza Gençlik Derneği ile ortak organizasyonlar düzenledik. Bir bisikletten öte projesi gene aynı şekilde Çocukluk Bizde Kalsın Derneği ile düzenlediğimiz Kurşunlu Köyü'nde, Saraycık Köyü'nde yaptığımız çocuklara böyle ufak hediyeler götürdüğümüz, uçurtma uçurduğumuz, futbol, basketbol, voleybol oynadığımız, hediyeler verdiğimiz böyle organizasyonlarımız oldu. Özel eğitim kurumlarında bilgilendirmelerimiz oldu ki Çanakkale Belediyesi ile organizasyon düzenlediğimiz bir çalışmaydı. Hem ÇABİS'in tanıtıldığı hem ÇABİB'in tanıtıldığı böyle bir organizasyon düzenledik. Hem bisikleti sevdirmek, amacımız hem de kiralama sisteminde çocukların da biliyor ve görüyor olmasını sağlamaktı. Onun dışında milli bayramlarda turlar düzenliyoruz biz. Herkes katılsın, herkes yüzlerce bisikletliği görsün diye yerelde böyle ufak bir tur düzenliyoruz. Şehir sonuçta buna kullanımına uygun. Bu şekilde yerelde de
farkındalığı yaratmak istiyoruz aslında. Hani şehirde evet bu kadar bisikletli var diyebilmek adına, milli bayramlarda gururumuz diye hep birlikte toplanıp böyle ufak şehirde 3-5 kilometre civarında bir tur düzenliyoruz. Onun dışında iftar olduğu zaman iftarlara katılmaya çalışıyoruz denk geldiği zaman tarihlerde. Ufak broşür stand çalışması yapıyoruz. İnsanlara bununla ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Yani aklınıza gelebilecek aslında her alanda bir çalışımız mevcut. Es geçebileceklerim olur. Notlarıma bakmak isterim bunu. Hedefleriniz neler? Yani böyle düşündüğünüz büyük bir projenize de büyük bir etkinliğiniz, şunu yapalım dediğiniz bir hedefiniz var mı? Hedefimiz aslında Çanakkale'de daha güvenli bisiklet ağları oluşturuyor olmak. Yani aslında şöyle, bisiklet ağı oluşturmaktan çok bisiklette araç kullanımının sayısını aslında düşürüyor olmak. Bu da gözle görülen bir şey. Yani bu çok ütopik bir şey gibi görünebilir ama genel olarak herkesin, sonuçta bu şehir bisiklet kullanımına çok müsait. Sadece yokuş diyebileceğimiz alanlar Esenler veya da yine hastanenin bulunduğumuz nokta. Ama kondisyonunu yakalamış, sürekli bisiklet kullanan bir kişinin oraya çıkabilmesi çok da zor değil aslında. Keyifli bir şekilde her gün işine gidip gelebilir. Kamu kurumları, özel sektördeki kuruluşlar dahil bununla ilgili uygulamaları faaliyete sokabilir. Yani işte duş alanlarının oluyor olması, soyunma kabinlerinin oluyor olması bulundukları alanlarda kişiler bisikletle işe gidip gelmesi konusunda teşvik edilebilir. Ütopik dediğim gibi hani bisiklet yolu değil ama gerçekten de bisiklet kullanımını arttırmak. Yani bisiklet yolu da buna bir çözüm değil. Bu da zor bir konu. Evet. Ama bisiklet kullanımını arttırıyor olmak, her bir bireyin bisikletle işe gidip geliyor olması, bu sadece bisiklet olarak değil, patenle, kaykayla, skuterlerle son dönemde artışla birlikte aslında motorlu taşıtları birazcık rafa kaldırıp bir sıfır emisyonlu bir hareketlilikle, bir yaşamla aslında buna kavuşuyor olmak. Kulübünüzde aktif olarak kaç bisiklet sever bulunuyor şu anda toplamda? Yani aslında bir veri bununla ilgili biz genelde form üzerinden cevaplandırıyoruz. 400 küsürün üzerinde, 440-450 civarında aslında gönüllü formunu doldurmuş. Ancak okulunun bitmesiyle memleketine dönen, tayiniyle birlikte başka şehirlere gitmiş ya da bisikletten hoşlanmayan, bırakmış olan arkadaşlarımız da var. Hala çoğuyla görüşüyoruz. Çoğuyla haberleşiyoruz. Belki gittikleri yerlerde bulundukları ilde, ilçede, köyde, belde, neresi olursa olsun bisikletle ilgili çalışma yapmak isteyen arkadaşlarımız var. Biz de iletişime geçiyorlar. Biz de burada bir platform kurmak istiyoruz diyorlar. Aslında çok insan var. Ama şöyle bir kulübünüzde aktif olarak kaç kişi var dediğinde ben de tüm Çanakkale'yi kapsıyor. Çünkü bizim hedef alanımız, kitlemiz Çanakkale'de evinden okuluna, evinden işine, evinden köye giden, kahveye giden yaşlı amcalarımıza kadar aslında herkes ilgilendiriyor bizi. Çünkü onlar da aynı problemleri yaşıyor yolda, şehir içinde. Biz de aynı problemleri yaşıyoruz. Biz sadece verdiğimiz o yaşımızdan dolayı bazı şeyleri daha farklı yapıyor olabiliriz. Hani uzun kilometre yollar sürüyor olabiliriz. Ama şehir içine geldiğimizde bisikletli ulaşım hepimizin tek problemi. Hepimiz bunu çözmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. O yüzden aslında sayı veriyor olmak çok doğru gelmiyor. Yereldeki bisiklet kullanıcıların hepsi bizi ilgilendiriyor. Hepsi bizim gönüllümüz diyebiliriz. Hepsinde zaten sabahleyin, buradan da mesaj olsun, sabahleyin gördüğünüz her bir bisiklet diye böyle günaydın diyor olmak, merhaba diyor olmak aslında keyifli. Böyle bir kültür oluşturmaya çalışıyoruz aslında Çanakkale'de. Peki sence Çanakkale'de bisiklet kullanımı nasıl? Yani sen nasıl görüyorsun? Yani bir algıda seçicilik oluyor olabilir aslında bununla ilgili ama yani 4 yıldır gördüğüm çok ciddi oranda bir bisiklet kullanımının artışı var. Çevremde sadece benim başlattığım belki yüzlerce insan var. Hem bu yerelde hem diğer şehirlerde. Hoşuma gidiyor insanları buna böyle teşvik ediyor olmak. Çevremde çok yakın arkadaşlarıma, eşime, dostuma, birçok insana bisikleti aşılamaya çalışıyorum. Keyfinden, mutluluğundan, aldığımız o hazdan aslında bahsetmeye çalışıyoruz. Çanakkale'de de baktığımızda böyle çevrede incelediğimizde yolda, kordonda, çarşıda ya da AVM'nin önünde herhangi bir yerde fark etmez. Çok ciddi bir kullanım oranı var. Özellikle işine gidip gelen, okuluna gidip gelen ya okullarda mesela bazen parkla ilgili problemler yaşıyoruz ki bunları size de iletiyoruz. Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bununla ilgili bilgi verip diyoruz ki bakın okullarda çok ciddi bir problem var parkla ilgili. Ki sağ olsunlar da onlar elinden geldiğince okullara bu konuda park alanı oluşturmaya çalışıyorlar.
Çünkü çok ciddi bir yoğunluk var. Okulların duvarları, o demir bariyerler her yer dolu. Bisiklet dolu. İnanılmaz insana hoşuna giden bir durum bu da. Umarız bu kat ve kat artarak bu şekilde daha iyi bir bisiklet kullanım oranına gelir. Yani şunun, bununla ilgili bir yüzde veriyor olmak çok zor. Ama gerçekten de bunu çevremdeki insanlar beni bisiklete bindiği için de hep durdurup söylerler. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Biz de bunun farkındayız. Böyle inanılmaz derecede bisiklet binen insan var. Şaşırıyoruz diyorlar. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Ben her gün işime gidip gelirken bisiklet kullanıyorum. Yani alışkanlık yürümeyi unutuyoruz bazen. Hep bisikletin üzerindeyiz. O yüzden herkesi bisiklete binmeye ben davet ediyorum tekrardan. Evet, yoruluyor olabilirsiniz. Sağlık problemleriniz olabilir. Ama hepimiz sağlık problemlerinden dolayı bisiklete veya spora başlıyoruz. O yüzden öncesinde bazı şeyleri kesmek, bazı şeyleri daha iyi hale getirebilmek adına spor yapmak, öncelikle hareketlerimizi sağlamak, bunu yaparken de eğlenceli olanlara da yöneliyor olmak. Bisiklet gerçekten de ne olursa olsun çok eğlenceli bir araç. Ulaşım, spor, gezmek, ne istiyorsanız. Yapamazsınız diye bir şey yok, yapabilirsiniz. Önemli olan içten gelen bir şey olması gerekiyor. Bu şekilde söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Çanakkale akıllı bisiklet sistemi, yani ÇABİS hakkında neler düşünüyorsun? ÇABİS ilk Çanakkale'ye geldiğinde insanlar garipsedi. Yani bir sistem var ama bu sistem ne? Sonra tabii ki şehrin öğrenci dostu oluyor olması. Bununla ilgili zaten ciddi veriler var, paylaşılıyor. Şehir zaten buna çok uygun, dediğim gibi. Hani düz bir şehirde yaşıyoruz. Çok ciddi bir yokuş problemimiz yok. Çok keyifli bir şekilde şehrin her noktasına insanlar bisikletle ulaşabiliyorlar. ÇABİS de bunlara çok ciddi bir katkısı var. Son zamanlarda da tandem inanılmaz talep almış durumda ki bence bununla ilgili mesaj olsun, yetmiyor olabilir. Çünkü çok fazla insan kullanıyor. Yani bizim çocuklar bile, hepimizin bisikleti var. Yani yanlış anlaşılmasın, herkesin bisikleti var. Belki herkesin iki tane bisikleti var. Diyorlar ki tandeme binsek ya. Güzel olmaz mı? Şuradan şuraya bir gidelim, biz de bir deneyelim. İnsanlar gerçekten de o kiralama sistemi konusunda bisiklet alamayan, belki durumu olmayabilir, belki burada bisikleti olmayabilir. Herkes o ÇABİS'in sistemini kullanıyor. Bir kere de olsa kullanmışlığı vardır bence. O yüzden Çanakkale için bence çok büyük bir çalışmalardan, katkılardan, projelerden bir tanesi ben diyebilirim. Çünkü gördükçe hoşuma gidiyor. Tabii ki problemleri var. Bazıları hor kullanıyor da olabilir. Sürekli bakım gerektiriyor olabilir. Ama sürekli bakım yapıldığını da biliyorum ama biz maalesef böyle mal kıymeti bilmediğimiz için toplum olarak onlara da zarar verebiliyoruz. Bence buradan herkese de bu mesajı da olsun. Sonuçta o bizim malımız. Bizim verdiğimiz vergilerle alınıyor da olabilir. Ki öyle. Ama gerçekten de bu konuda dikkat edilmesi gerekiyor. Herkes kendi malıymış gibi sahip çıkarsa bu şekilde daha da aslında kaliteli, daha keyifli bir şekilde o bisikletler sürülebilir. Ama bence yani şöyle birazcık saçma olabilir ama otobüse binmek yerine bence onları tercih ediyor olmak bence daha doğru. Kesinlikle. Zaten bu pandemi dolayısıyla daha çok kullanıldığını düşünüyorum. Hem bisikletin hem scooter, kaykay, paten gibi ulaşım araçlarının toplu taşımadan gittikçe uzaklaşıyoruz. Aracı olmayan, kullanamayan kişilerin bu tarz şeylere yönlendiğini görüyoruz zaten toplumda. Çok ciddi de bir tırmanışı var, trendi var. Özellikle bu zaten olan bir şeydi. Ancak pandeminin çok ciddi bir katkısı oldu. Belki pandeminin olumsuz taraflarını değil de olumlu taraflarını da bu şekilde söyleyebiliriz. Umarım o da tabii ki kısa sürede biter. Biz de normal hayatımıza tekrardan geri dönmüş oluruz. Peki son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Bitirmeden önce. Eklemek istediğim öncelikle bu yayın için Çanakkale Belediyesi'ne, hem Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ndeki çalışan arkadaşlara herkese teşekkür ederim. Ayrıca bir teşekkür de Çanakkale Bisiklet Platformu ailesindeki tüm arkadaşlarıma buradan da selam olsun. Hepsine teşekkür ederim. Çünkü bizi biz kılan, yani Çanakkale Bisiklet Platformu ÇABİP markasını yaratan kişiler tamamen onlar. Biz sadece fikrimizi, bilgimizi, yapabilirliğimizi ortaya koyuyoruz. Onlar katıldığı sürece bu platform var. Umarım bu bisikletli kullanım, bisikletli ulaşım ve bisiklet kültürü gittikçe artar. Daha da keyifli bir hale gelir. Şehirde çok ciddi bir farkındalık olur. Çok daha farklı çalışmalar yürütülür. Tabii ki biz bisikletle sadece uğraşmıyoruz. Çevreyle, doğayla, kadınla, erkekle, çocukla yapılabilecek bütün faaliyetlerin içerisinde yer almaya çalışıyoruz. Var olmaya çalışıyoruz.
Tek problemimiz, şeylerimiz onlar değil. Keza aynı şekilde hayvanlarla ilgili de çalışma yapmaya çalışıyoruz. Buradan dediğim gibi herkes bir bisiklet edinmesi, bundan sonraki hayatı daha keyifli yaşamaya, daha sağlıklı yaşamaya aslında kılar. Bu şekilde diyebilirim. Tekrardan herkese çok teşekkür ederim. Hocam biz teşekkür ederiz katkılarından dolayı. O zaman sağlık için fedalayın diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.